Merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi sizinle bir elma yakalama oyunu yapacağız. Yeni bir sayfa açıyorum ve bu yeni sayfada benim pandaya ihtiyacım yok. Bir tane bana bir tane ne lazım? Bir tane elma lazım. Bulabilirsek bakalım. Evet, bir tane elma lazım. Bir tane de varsa eğer. Elma yakalamak için de bir şeye ihtiyacım var burada. Evet, şunu kullanabilirim. Ben karakterini kullanabilirim. Evet. Bu karakteri biraz küçülteceğim. Şimdi arkadaşlar, Ben karakterinin hareketlerini potansiyometreye bağlayacağım. Birazcık kafanızı karıştırabilir. Dert etmeyin. Ben anlatacağım şimdi bunu. Şimdi bunu bir görelim. Bakalım istediğim gibi çalışacak mı her şeyden önce. Bir algı yazılımını güncelleyelim. Bakalım Ben karakterini iyi oynatabilecek miyiz? Evet arkadaşlar, şu anda mümkün olduğunca oynatıyorum. Şu an ben potansiyometreyi çeviriyorum ve Ben karakterini oynatıyorum. Şimdi bu kodu anlamamış olabilirsiniz. Şöyle anlatayım. Eksi 240 burası, artı 240 bu burası. Yaklaşık 500'lük bir fark var. Ve ben de dedim ki potansiyometreden de zaten 1000 küsür geliyor. 1000'in yarısı 500. Potansiyometrenin değerine bağlı olarak yer değiştirdi. Yani potansiyometreyi full çevirirsem 1000 gelecek. 1000 bölü 2 500. 500 de buna eklediniz 260. Sağ tarafa gel. Potansiyometreyi en sola çevirirsem 0 gelecek. 0 bölü 2 0. Eksi 240 ile topla. Eksi 240 buraya gelecek Ben karakteri. Şimdi ben bu elmayı bir düşüreceğim arkadaşlar. Tıklandığında sürekli olarak, bu arada bu elmanın yeri de burası. Çatıya değdirmiyorum. Sürekli olarak y'sini azaltıyorum. Eksi 2, eksi 3 arttırarak ve diyorum ki eğer dene değersen, eğer kenara değersen. Bakın, eğer den karakterine değersem ne olur? Ben yakalamış olurum onu. Ve dolayısıyla bir puan değişkeni yapalım. Puanım bir artar. Ama yok, eğer herhangi bir kenara, özellikle alt kenar ama kenar diyelim, değerse yeniden geldiği topraklara döner. Yani doğduğu yere döner. Özür diliyorum. Bu benim hatam. Şimdi bir deneyelim. Oluyor mu bu oyun? Öncelikle. Bakalım. Evet, elma yakaladım, 1 puan aldım. Bir daha yakaladım, 1 puan aldım. Evet, çok da güzel oluyor ama bir sorun var. Bu elma hep aynı yerden doğuyor. Doğduğu yerleri değiştireceğim arkadaşlar. 220 ile eksi 220 aralığında herhangi bir yerde doğsun diyeceğim. X ekseni tabii ki bu. Seyredelim, daha iyi oldu mu? Evet, elma en azından başka yerde doğdu. Evet. Evet. Yakalayabiliyorum. Tabii ki bir elma az gelir. Bu elmalardan birkaç tane arttırırsam bu oyun çok daha keyifli hale gelir. Lütfen seyredin. Evet, gördüğünüz gibi bazılarını yakalıyorum, bazılarını yakalayamayacağım. Böylece oyunum daha keyifli hale gelecek. Böylece potansiyometre ile bir oyun yapabiliriz. Hatta buzzer da ekleyebilirdik buna arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Ben buna elma yakalama pot diyeceğim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.